Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugün kurulumuzun gündemi yine yoğundu. Ucube tek adam rejiminde mideleri bulandıran yolsuzluklar, saray yönetimindeki çürüme, devletin çökertilen adalet direği, milletimizi ezip geçen ekonomik kriz, mutfaklarda her gün büyüyen yangın ve tüm bunları karartmayı amaçlayan, sarayın dehlizlerinde tezgahlanan, gündem değiştirmeye yönelik yargı kumpasları gündemimizdeydi. Yönetime gelir gelmez bu ağır yönetim krizini aşmak, tüyü bitmedik yetimin hakkını korumak ve ekonomik krizi bitirmek için yapacaklarımızı da bugün kurulumuzda ele aldık. Değerli basın mensupları, Ağustos ayı bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Ağustos ayında yaşanan iki müstesna zafer sadece bu topraklarda değil, tüm dünyada tarihin akışını değiştirmiştir. İlki 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferi, ikincisi ise yine 26 Ağustos 1922'de başlayan, ardından da 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz. İlk zaferle ecdadımız Anadolu'nun kapılarını açmış, bu güzel toprakları bizlere yurt yapmıştır. İkinci zaferle bu vatan topraklarının sonsuza kadar bizlere ait olacağı, emperyalist çizmeleri altında ezdirilmeyeceği tarihe altın harflerle kazınmıştır. Tarihimiz milletimizin ortak hafızasıdır. 26 Ağustos 1071'de bizimdir. 30 Ağustos 1922'de bizimdir. Sultan Alparslan da bizimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Ama bugün ne yazık ki milli bayramlarımızı bile bölen, parçalayan çarpık bir zihniyet iş başındadır. Yarın büyük zaferin 100. yıl dönümü. Büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bugün ay yıldızlı şanlı bayrağımız hala göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, camilerimizde ezan gürül gürül okunuyorsa, bunu büyük taarruza ve ardından gelen büyük zafere, bu zaferin eşsiz kumandanına ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarına borçluyuz. Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin, Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngilizlerin yanında sanıyordum sözleri, bu zaferin dünyanın tüm mazlum milletlerine nasıl umut olduğunu da ortaya koymaktadır. Kazanılan zaferin büyüklüğünü, elde edilen başarının olağanüstülüğünü bundan daha iyi ifade edebilecek bir söz de yoktur. Ama ağacın kurdu da kendi içinden olur derler. AK Partili eski bir meclis başkanı çıkar, fetih kutlanır, kurtuluş kutlanmaz der. İngiliz zırhlılarına binip kaçanların bu ülkede bıraktığı tohumlar, gençliğinde Amerikan 6. filosunu kendine kıble yapan densizler elbette bu zaferin büyüklüğünü, anlam ve önemini anlayamazlar. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin bu çürük ve kokuşmuş zihniyetini, bu emperyalizm uşaklarını milletimiz zaten vicdanında mahkum etmiştir. Bugün önüne gelecek ilk sandıkta da bir kez daha cezalandırmaya hazırdır. Biz bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sultan Alparslan'ı, bu toprakları bizlere yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Değerli basın mensupları, bu çürümüş, yozlaşmış yönetim elinde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. Sarayın dehlizlerinden fışkıran kötü kokular ortalığı kaplamaz. Son yaşadığımız borsa skandalı, memleketimizin ülkeyi hamuduyla götürmeye gelmiş sakat bir zihniyet tarafından yönetildiğini bir kez daha göstermiştir. Borsa İstanbul'daki skandalın başrol oyuncuları, sarayın sermaye piyasasına atadığı üst düzey bürokrat, sarayın listelere yazdığı milletvekili,
sarayın atadığı Cumhurbaşkanlığı danışmanı, yani sarayın adamları, sarayın şürekası, özetle sarayın yanaşmaları ve beslemeleri 32 kısım tekmili birden bir saray oyunu. Bu oyunun başrol oyuncularından biri olan atanmış eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı daha önce de Bank Asya'da üst düzey görev yapmış. Banka kapatılmadan birkaç gün önce de kefilsiz, teminatsız birilerine 100 milyon dolar kredi kullandırdığı iddia edilen bir kişidir. Bank Asya'ya evinin kirasını yatıranı, Bank Asya'nın önünden geçen ne kadar insan varsa içeri atan bu yönetim, önce Halkbank'ın başına, sonra SPK'nın başına bu kişiyi neden getirmiştir? Verildiği iddia edilen 100 milyon dolar kredi aynı ipte oynayan iki cambazdan, ipten düşene mi gitti, yoksa ipin üstünde kalana mı gitti? Diğer taraftan sarayın kibirlisi bu kadar besleme danışmanı ne yapıyor diye merak edip duruyorduk. Ne işe yaradıklarını yavaş yavaş görüyoruz. Saraydaki bir kısım danışman grubu siyasi konumlarını kullanarak milleti ve küçük tasarrufçuyu meğer soymakla görevliymiş. Meğerse orada burada din, imam, bayrak, ezan derken deveyi hamuduyla götürüyorlarmış. Biz karşımızda sadece otoriter bir saray rejimi var diyorduk. Ama bugün ortaya dökülenler, karşımızda sadece otoriter bir rejim değil, aynı zamanda koca bir yamyam yürüyü olduğunu da gösteriyor. İddialar gerçekten mide bulandırıcıdır. Küçük yatırımcıları silkelemeye dönük borsa manipülasyonları, bu manipülasyonları köpürten medya tetikçileri, danışmanlık kisvesi altında yapılan iş takipçiliği, istenen ve itiraf edilen rüşvetler. Ve yandım Allah diye feryat eden, keriz yerine konup silkelenen binlerce mağdur insan. Bu iddialarla ilgili kayıtları, belgeleri, rüşvetin tarifesini, rüşvetlerin nerede saklandığını, hangi evde kaç kasa bulunduğunu, ne kadar rüşvet toplandığını kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanı veya Cumhuriyet Savcıları değil de bir mafya babası açıklıyor. Memleketi düşürdükleri hale bakın. Türkiye bunların döneminde rüşvetin belgesi olduğunu bir suç örgütünün başındaki kişiden duydu, gördü, öğrendi. Bunlar sadece onun bildikleri, onun eline geçenler. Konunun çok daha derin olduğu açık. Devletin istihbaratının, polisinin, İçişleri Bakanı'nın elinde çok daha fazlası olduğu şüphe götürmez. Ama herkes kulağının üstüne yatıyor. İçişleri Bakanı mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söyledi. Ne oldu? Hangi işlem yapıldı? Hiçbir şey. Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. O da nerem doğru ki demiş. Hesap o hesap. Bugün bu son skandalda rüşvet istenen iş kadını Sermaye Piyasası Kurulu'nda işinin görülmesi için bir AK Parti milletvekilinin rüşvet istediğini, bu rüşvet talebini CİMER'e yazdığını, bir televizyon kanalında çıktığı açıkça itiraf etti. Bu iddiaların hemen ertesi günü Sermaye Piyasası Kurulu benden rüşvet istendi diyen rüşveti CİMER'e şikayet eden bu iş kadını hakkında suç duyurusunda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, iddialarda adı geçen medya tetikçileri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, AK Parti milletvekili, önceki dönem SPK Başkanı hakkında da aynı suç duyurusunda bulunacak mı? Bu rezalet karşısında savcılar harekete geçecek mi? Memlekette tuz koktu. Cumhuriyet savcıları hala akılını kıpırdatmıyor. Daha doğrusu kıpırdatamıyor. Çünkü memlekette taşları bağlamışlar. Hırsızlar serbest. Eşkıya düze inmiş, yiğitler derdest. Ve ne diyordu değirmenci? Bu nasıl çark? Buğday bizim, ezilen biz, un olan biz, aç kalan biz. Kimdir bu doymak bilmeyen soysuz? Bu sorunun cevabını da Ahmet Arif'in o yumruk gibi dizeleri veriyor. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bizim mücadelemiz de milletimizin aşına, ekmeğine göz koyan engerek ve çıyanlarladır. Bugün örgütümüz, milletvekillerimiz bu ağır iddiaların araştırılması için savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Biz bu işin peşini
Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın 3-5 kuruş emek emek yaptığı tasarrufunu manipülasyonlarla gasp eden çetelere milletimizin desteğiyle seçimde de seçimden sonra da hesaplaşacağız. Buradan kimlerin nemalandığını ortaya çıkartacağız. Dolandırılan küçük yatırımcıların hakkını arayacağız. Bu konuda biz de kararlıyız, milletimiz de son derece kararlı. Türkiye'nin artık devlet yönetiminde topyekün bir temizlenmeye, arınmaya, bu kirlenmiş, yozlaşmış saray rejiminden kurtulmaya ihtiyacı vardır. Bu millet bundan tam 100 yıl önce emperyalizme karşı verdiği büyük bir milli mücadeleyle dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olmuştu. Şimdi ondan tam 100 yıl sonra bir kere daha, bu sefer de seçim sandığıyla cebini boşaltan bir otoriter rejimi devirmeye, tüm demokratik dünyaya bir kere daha örnek olmaya hazırlanmaktadır. Milletimiz önüne gelecek ilk sandıkta Türk demokrasisinin gücünü, milletimizin özgürlük aşkını bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Artık milletimiz kral değil, kural istiyorum diye haykırmaktadır. Kralların hakim olduğu yerde tarlaya kargaların, ambara farelerin, fırına hırsızların, memlekete haramilerin dadandığını milletimiz görmüştür. Herkese yetecek ekmeğin bir avuç yandaş ve saray beslemesi tarafından gasp edildiğine şahit olmuştur. Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluğun da arşa çıktığını milletimiz yaşayarak öğrenmiştir. Her yıl yayınlanan Uluslararası Legatum Refah Endeksine göre bu ucube şahsı hükümet sisteminin elinde dünyada en hızlı refah kaybına uğrayan üçüncü ülke Türkiye'dir. Yani milletimizi hızla fakirleştiren bu sistem bizi fukaralaşmada dünya üçüncüsü yapmıştır. Bizden daha kötü durumda olan iki ülke vardır: Venezuela ve Tunus. Yine bu tek kişilik saray rejimi ülkemizi %145 üretici enflasyonuyla dünya enflasyon liginde şampiyon yapmıştır. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Ardından sarayın kibirlisi çıkıp milletin gözünün içine baka baka enflasyon benim yanlış politikalarımdan değil dünyadan kaynaklanıyor diyebilmiştir. Hala da demektedir. Kuzeyimizde artık 7. ayına giren bir savaş var. Ukrayna Rusların işgali altında. Tüm dünya Rusya'ya ambargo üstüne ambargo uyguluyor. Ama işgal altındaki Ukrayna'da enflasyon %22. İşgal eden ve ambargolara maruz kalan Rusya'da enflasyon %15. Türkiye'de tüketici enflasyonu %80. Tekrar edeyim, o da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Bugün ucuzcu marketlerin yöneticileri bile son bir yıldaki enflasyon %110 diyor. Ucuzcu marketlerde bile enflasyon %110 ama TÜİK marketlerinde %80. Her işleri yalan, her işleri dolan. Ekonomist olduğunu iddia eden ancak ekonomiden hiç anlamadığı, millete yaşattığı zulümle ortaya çıkan, daha da acı olanı, bilmediğinin de bilmeyen bir anlayış, bir kibir abidesi milletimize ve ekonomimize savaşın vermeyeceği zararları veriyor. Ama bu cehli mikap zırvaları her gün bir başka zirve yapıyor. En son zırva Türkiye'deki %80 enflasyon Avrupa'daki %9 enflasyondan daha az yıkıcıymış. Ya cesaret edip bir sokağa çıkın da milletin ne halde olduğunu görün. Milletin aklıyla alay etmeyin. Avrupa'da insanlar sokağa dökülüyormuş, bizde böyle bir şey yokmuş. Milli şairimiz Akif'in dediği gibi, yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Yurttaşlarımızın vakar ve karakterini yanlış anlayanlar sandıkta milletten yiyeceği ağır tokada şimdiden hazırlansınlar. Bu sarayın kibirlisi Avrupa için ağıtlar yakıyor. Ama Avrupa kendi vatandaşlarına destek üstüne destek açıklıyor.
Almanya vatandaşlarının enerji faturası için 300 avroluk çekler dağıttı. Şehir içi ulaşım için ucuz biletler dağıttı. Akaryakıt vergilerini indirdi. Ailelere çocuk başına ilave 100 avro ödedi. Peki Avrupa'ya ağıt yakan bu sarayın kibir abidesi kendi vatandaşlarına ne verdi? Vatandaşlarımız için ne yaptı? Hangi destekleri verdi? Asgari ücreti arttırdık diyor. Bugün bu ülkede açlık sınırı 6.890 lira. Asgari ücret 5.500 lira. Ondan sonra sarayın kibirlisi çıkıp Avrupalı'ya ağıt yakıyor. Ağıt yakacaksan kendi milletine yak. Sebebi olduğun bu ağır tabloya yak. Hep diyoruz bunlar eve deli, ele iyi. Türkiye sarayın kibirlisinin elinde kendi vatandaşına pahalı, ele ucuz oldu. %9 enflasyon yaşayan sarayın kibirlisinin de ağıt yaktığı ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye gelip rahat rahat tatil yapıyor. Geziyor, yiyor, içiyor. Ülkemize gelen Arap turistler Türk liralarını yerlere savurup üzerinde dans edip halay çekiyor. Ondan sonra da sosyal medyadan milli paramızla alay ediyor. Çin işi, Japon işi, Türk işi derken ülkemizi tüm dünyanın 1 milyoncu mağazasına çevirdiler. Milletimizi perişan edenler bir de hiç sıkılmadan enflasyon, faiz, kur gibi sorunlarımız var ama bunlara takılmayın diyebiliyorlar. Bunları diyen daha önce faiz sebep, enflasyon netice diyerek milletimizi berbat, faiz lobilerini abat etmişti. Bütçe rakamları ortada. Sadece bu yılın ilk 7 ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi 151 milyar lira. Kur korumalı mevduat diyerek bir avuç mevduat sahibine ödenen faiz ise 61 milyar lira. Peki aynı dönemde çiftçiye ödenen destek ne kadar? 24 milyar lira. Esnafa verilen destek sağdan topla, soldan topla 6 milyar lirayı geçmiyor. Çiftçi demişken Trakyalı çiftçimiz ve tabii Anadolu'daki çiftçilerimiz de hala ayçiçek için fiyat bekliyor. Genel Başkanımız Edirne'den destekleme hariç 16 lira fiyat verilmesini istemişti. Çiftçimizin ithalata ezdirilmemesi için de ayçiçeği ithalatına %27 gümrük vergisinin mutlaka gerekli olduğunun altını çizmiştik. Üreticilerimiz bu sıkıntılı dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir. Değerli basın mensupları, bütçe harcamaları hükümetlerin tercihlerini gösterir. Bu hükümetin tercihleri de ortadadır. Bu hükümetin tercihlerinde çiftçi yoktur, esnaf yoktur, millet hiç yoktur. Varsa yoksa faiz lobileri vardır. Allah'tan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkanımız var. Genel başkanımız söylüyor, saraydakiler apar topar yapıyor. Gece yarısı yandaş gazetelerde manşetler değiştiriliyor. İşte en son genel başkanımız banka karlarını %400 patlatan, halkımızı sefalete iten uygulamaları eleştirdi. Arkasından da banka borcu nedeniyle varlık yönetim şirketleri tarafından sıkıştırılan yurttaşlarımıza borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaptı. İktidara geldiğimizde bu tefecilerle ben masaya oturacağım da dedi. Genel başkanımız daha bunu der demez saray 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunu tasfiye etme kararı aldı. Bunu akıl etmek için illaki genel başkanımızı mı beklemek gerekiyordu? Allah aşkına sizin hiç mi aklınız yok? Sonra da çıkıyorlar yandaş gazete müsveddelerinde Bay Kemal'in köstebeği kim diye manşet atıyorlar. Ya bir zahmet edip bakın bizim 2018 seçim bildirgemize. Genel başkanımız bankalardaki ve varlık yönetim şirketlerindeki icraya düşmüş borçların tasfiyesi için neler söylemiş bir öğrenin. Bunların akılları ceplerini doldurmak için çalışmaktan milletin işlerine bir türlü sıra gelmiyor. Kemal Bey'in köstebeği işte bu beceriksiz yönetimin başıdır. Millete sırtını dönmüş bu zihniyet, ülkede olumlu bir şey varsa onu hemen sahipleniyor. Ama hatalarını, beceriksizliklerini hep öksüz ve yetim bırakıyor. Saray şişen ekonomiyi sahipleniyor ama bunun sonucunda azan enflasyonu
sahipsiz bırakıyor. İhracatı sahipleniyor ama rekorlar kıran ithalatı sahipsiz bırakıyor. Dış ticaretin hacmine sahip çıkıyor ama iç dış ticaret açığına geldiğinde onu sahipsiz bırakıyor. İşte bugün rakamlar açıklandı. İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar dolar, ithalatımız da 207 milyar dolar olmuş. Dış ticaret açığımız 62 milyar dolara çıkmış. Oysa 2022 yılının tamamında hedeflenen dış açık 51 milyar dolardı. İlk 7 ayda hedef 11 milyar dolar aşıldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı %70'e düştü. Ama bunlara hiçbir yerde söyleyen yok. Atama bakanlar bu ürkütücü rakamlara yorum bile yapmıyorlar. Sebebi oldukları bu ekonomik yıkımı, ama sebebi oldukları bu ekonomik yıkımı tekrar söylüyorum, hiç cami avlusuna bırakıp da kaçmaya kalkmasınlar. Milletimize 2023 yılı için vaat ettikleri hedeflerin yarısına bile ulaşamamışlar. Şimdi çıkıp diyorlar ki 2023 hedefleri, o da yetmiyor, bir de 2053 vizyonu devreye giriyor. Ya kardeşim, siz bırakın 2023'ü, 2053'ü. Bugüne gelin, 2022'ye gelin. Bugün yaşadığımız ekonomik yıkımın anası da babası da bellidir. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz de bu yıkımın hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Saray artık bu ülkeyi yönetme ehliyetini, kabiliyetini yitirmiştir. Metal yorgunudur. Tükenmişlik sendromuyla, çoklu organ yetmezliğiyle mağlüldür. Ülke yönetimini bırakmışlar, algı yönetimiyle günü geçirmeye, millete birbirine düşürerek sebep oldukları yıkımı gizlemeye çabalıyorlar. Bir pop sanatçımız Gülşen, kastını aşan bir açıklama, bir şaka yapmış. Bu şakanın içeriğini kabul etmek elbette mümkün değil. Nitekim sanatçı da şakasının kastını aştığını fark etmiş. Kamuoyundan çıkıp özür dilemiş. Ama yolsuzluklara batmış, milletin ekmeğini aşına kan doğramış bu yozlaşmış yönetim, sin külahın görünmesin diyerek bu şarkıcıyı yargı eliyle linç etmeye kalkmış. Adalet Bakanı koltuğunda oturan şahıs, sosyal medyadan yargıya talimat veren mesajlar atıyor. Bu linçin tetikçiliğine soyunuyor, sonra da genel başkanımızı eleştiriyor. Bunların amaçları belli. Milleti bölerek, toplumu kutuplaştırarak, gençlerimizin arasına kin ve nefret tohumları ekerek millete yaşattıkları pahalılığı, yoksulluğu, ağır ekonomik bunalımı unutturmaya çalışıyorlar. Niye? Oturdukları o koltuklardan kalkmamak için. Bu ülkede bakara makara diyen, her cuma bir ayet sallıyorum diyen, rüşvet iddialarından henüz aklanmamış birini bu ülkenin büyükelçisi yapan Allah aşkına kim? Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin iffetli analarına ağza alınmayacak küfürleri eden birinin adını kalkıp İlahiyat Fakültesi'nin binasına veren kim? Yine bu yozlaşmış yönetim. Yine milletimize çürükler, adiler, sürtükler diyen kim? Bizzat Recep Tayyip Erdoğan. Bunların milletimize ettiği hakaretleri, kendi yandaşlarını kayırmalarını yazmaya kalksak 20 ciltlik Meydan Larus ansiklopedisi az gelir, sığmaz. Bütün bu verdiğim örnekler meselenin bir hakaret meselesi olmadığını, genel başkanımızın sosyal medya mesajlarında da açıkladığı gibi amacın gençleri bölmek, birbirine düşürmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ama milletimiz de gençlerimiz de olan bitenin farkındadır. Türkiye'nin dört bir yanından becerebilirsen zapt et hadi diye sesler yükselmeye başlamıştır. Vicdanlardan yükselen bu ses, Gülşen'in bugün serbest bırakılmasını sağlamıştır. Ama saray yine hukuku katlederek Gülşen'i şimdi de evinde zapt etmeye çalışmaktadır. Biz milletimize sesleniyoruz. Müsterih olun. Karanlık günlerin sonlanmasına artık çok az kaldı. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak.
Toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek. Nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Ahlaki yozlaşmanın ve manevi tahribatın önüne set çekilecek. Rüşvet, torpil, iltimas son bulacak. Adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak. Üretim esas olacak. Geniş halk kitlelerini yoksullaştıran, bir avuç rantiyeciyi abat eden uygulamalar son bulacak. Türkiye'miz dünyada hak ettiği güç ve konumu kazanacak. Ekonomimiz 5 yılda ilk 15 ekonomi arasına girecek. Fert başına gelirimiz 20 bin doları bulacak. Türkiye işine düşürüldüğü vasatlık tuzağından kurtulacak. Biz kazanacağız, gençlerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, esnafımız kazanacak. Biz kazanacağız, çiftçimiz kazanacak. Biz kazanacağız, işçimiz, işverenimiz kazanacak. Biz kazanacağız, 81 vilayetimiz kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak. Milletin masasında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayımız milletimizin iradesiyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve bu güzel ülke artık huzur bulacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini iddia etti. Yorum yapmıyorum, bilgiye dayalı konuşuyorum dedi. Sizin bu ustayı bir değerlendirmeniz olacak mı? Vallahi bunu Barış Bey'in kendisine soracaksınız. Bizde böyle bir bilgi yok. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. İktidar cephesinden erken seçim olmayacağına yönelik açıklamalar geliyor. Ama iktidara yakın bir gazeteci de AK Parti milletvekilleri içinde de erken seçim ihtimalinin konuşulduğunu yazdı. Gerekçelerden bir de kış aylarında ekonomik açıdan vatandaş için zorlu geçeceği ve öncesinde bir seçim yapılabileceğiydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an ekonomik açıdan siyasi iklim seçime daha mı uygun? Yani ekonomik iklimin hali milletçe malum. Evet, 7 madde saymışlar burada. Sorunuzda da siz 7.'yi ifade ettiniz. Ben de izin verirseniz 8.'yi söyleyeyim. Gecikilen her gün milletimiz fukaralaşıyor. Ama birilerinin kesesi de doldukça doluyor. Milletimizin sırtındaki yük her geçen gün artıyor. Ülke giderek yönetilemez hale geliyor. Bir an önce seçime gidilmesi milletimizin bu zulümden kurtulması için şarttır. Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları yargıya taşınmışken bu süreçle ilgili ilk gözaltı yaşandı. Rüşvet suçlamasında ismi geçen Zehra Taşkesenoğlu'nun eşi özel hayatı ifşa suçlamasıyla gözaltına alındı. Sizin bu duruma ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Vallahi Türk yargısının AK Parti milletvekilinin özel hayatına gösterdiği özeni, hassasiyeti, tüyü bitmedik yetimin hakkını, hukukunu gasp eden rüşvetçileri ve borsa manipülatörlerini gözaltına almak için de göstermesini acilen bekliyoruz. Efendim bir soru da KRT TV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Milli Savunma Bakanı açıklamış Yunanistan'ın S-300'leri aktive etmesi, uçaklarımıza S-300 kilidi atması kabul edilemez demiş. Şimdi bu Yunanistan'daki Rus yapımı S-300 füzeleri bizim F-16'larımıza, yani NATO üyesi Türkiye'nin uçaklarına kilit atmış. Bu sorun son derece ciddidir. Şimdi herkesin şu soruyu sorması gerekir. Milyarlarca dolar vererek Rusya'dan alınan S-400'ler ambarlarda tozlanırken Yunanistan S-300'lerle bizim uçaklarımıza nasıl kilit atabiliyor?
Hükümeti bu sorulara derhal yanıt vermesini ve ne yapacağını bir an evvel açıklamasını bekliyoruz.